merhaba. Şaşkın Şef kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Sivas yöresine ait Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına bırak ben. Kıymalı patates kavurmalı içli köfte yapmayı düşünüyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ben gene önceden yaptığım patates kavurmamızı burada kıymalı bir şekilde içine 150 gram kıyma koyuyorsunuz. Normal patates kavurması yaptığımız gibi içine 150 gram kıyma koyuyoruz. 5 tane patates haşladım ben. Onun için 150 gram kıyma. Bu iç harcımız hazırladığımız. Dış harcımız içinde 2,5 bardak su bardağı ince bulgur, 1 bardak da irmik. Bu şekilde hazırladım. Tekrar içine 1 tatlı kaşığı tuzumuz olacak, 1 tane yumurtamız olacak ve 2 kaşık da unumuz olacak arkadaşlar. Şimdi şunu alayım, böyle en son işlerimiz, önce yoğurma işlerimizi yapacağız. Dediğim gibi 2,5 bardak ince bulgur, 1 su bardağı da irmik. Evet, 1,5 su bardağıyla önce yoğuracağız. Sonra 15 dakika dinlenmeye alacağız. Bulgurumuzu 15 dakika beklettik. Şimdi tuzumuzu, bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyoruz. Bir tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Tabii bunu yoğururken kasemizde su olsun. Su yardımıyla elimizi ıslatarak bir 15-20 dakika daha yoğurmaya devam ediyoruz. İçine 2 kaşık un katacağım. Şimdi arkadaşlar 2 kaşık unumuzu da ilave ediyorum. ...15-20 dakika yoğuracağım. Bunu iyice yoğurmamız gerekiyor. Dediğim gibi tekrar su yardımıyla. Yerde yoğurursanız kuvvetimizi vererek daha iyi olur. Niye? Siz yerde mi yoğurdunuz? Evet, yerde yoğurdum. Çünkü burada çok yüksek kalıyor bana. Bir de kuvvetimizi vererek daha iyi oluyor. Başkanım. Yoğurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şekil vereceğiz. Şöyle parça alıyoruz. Tabii yine su yardımı yaparak. Şu şekilde parmağımızın ortasıyla şöyle dibinden yavaş yavaş incelterek. Ben bunu yuvarlak yapacağım arkadaşlar. Siz uzun da şekil verebilirsiniz. İyice inceltiyoruz. İncelttikten sonra patatesimizi koyuyoruz. Şefim, bu normalde kıymalı olmuyor muydu? Evet, bu Sivas yöresine ait. Sivas'ın yollarına çıkayım. Patatesli oluyor. İçinde kıyma da var yalnız. Bir de hatırlatayım. Sivas yöresine ait, orada böyle yapıyorlar. Bir elim ısıtıldı. Rahat çevirebilmek için. Şu şekilde. Şöyle top top
şekillerimizi veriyoruz. Daha sonra suda haşlayacağız arkadaşlar. Şimdi şeklimizi verdik. Bu haşlama olacak. Evet, kızartma değil bu. Bunun yoğurtla, kızartması da var ama değil mi? Tabii ki, tabii kızartabilirsiniz de. Son hamurumuzu da yapıyoruz, köftemizi. İncelterek, dediğim gibi sudan yardım alabilirsiniz. Bu şekilde tepsiye dizip sonra suda haşlıyoruz. Peki şaşkın şefim, bir şey soracağım. Yani şu ilk başta yaptıklarınız böyle hepsi küçük küçük de. Bu ya, sonlara doğru gelince niye böyle? O biraz bir anda büyüdü bunlar böyle. Ben doymuyorum, biliyor bunu, musun? Bunu büyükleri, insan yiyecek, insan. Büyükleri kendi biçim. Yoksa biraz sıkıldığında sonları biraz böyle kocaman yapıp. Sanki öyle de olabilir. He? Bana biraz öyle geliyor. Sanki evet. Biraz öyle geliyor. Ben baştan böyle yapıyorum. Sonlarına doğru böyle biraz büyütüyorum kabakları. Oluyor. Evet, son yumağı yaptınız. Şimdi bunları birazdan evet, kaynamış, iyice kaynamış haşlayacaksınız. Atıp içini de doldurmayın yalnız. Böyle 5-6 tane, 5-6 tane atıp Sivas'ın yollarına, koyun dallarına. Dey. Görüşürüz. Kaynamış suyunuzun içine köftelerimizi atıyoruz. Evet, attık. 10, 12 dakika falan sonra haşlanmış oluyor. Yeterli mi 10 dakika? Evet, yeterli. 10 dakika sonra alabilirsiniz. Çok fazla böyle dediğim gibi atmayın ki hem su da soğumamış olur. Evet, kaynamış sudan köftelerimizi çıkarıyoruz. Şöyle. Çok hoş duruyor değil mi? Top. Şunların güzelliğine bak. Çok güzel duruyor. Harika. 10-12 dakika yetiyor arkadaşlar haşlanmasına. Sevgili şefim, kaç dakika şimdi kaynaması gerekiyor bu suyun içinde? Bu mu? 10-12 dakika yeterli. 10 mu 12 dakika mı? Hadi 10 diyeyim. Yer ortasından anlaşalım, 11 olsun. Peki, tamam, öyle olsun. 11 dakika haşlayın. Sonra? Ondan sonra servisimize. Bunlar da galiba sosları. Evet. Bunları zaten söyleyeceksiniz. Evet. Buna girmiyorum. Aynen öyle. Ve dışarıda çok güzel kar yağıyor, biliyor musun başkanım? Evet. Sevgili dostlar, gerçekten dışarıda güzel bir kar yağışı var. Aslında iyi de oldu. Biraz kuraklıktan korkuyorduk. Evet, hepinizin bildiği gibi. En azından biraz barajlarımız dolar. İnşallah. Diye düşünüyorum. Ama tabii bu arada herkese de Allah kolaylık versin. Amin. Karda kıyamette çalışan tüm dostlarımıza. Amin. Beş aşkınız şef karşınızda. Evet. Şimdi her şeyimiz hazır. İki türlü servis yapabilirsiniz. Sarımsaklı, yoğurtlu ve yağlı. Üzerine de gezdirebilirsiniz. Ama ben şu şekilde dibine önce sarımsaklı yoğurdumuzu koydum.
ve üzerine de biberli yağımızı döküyorum. Bu arada her tarafta deviriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bir de hemen yağlı servisimizi yapalım. Bu pul biberli yağın içine çok azıcık salça da katabilirsiniz isterseniz, arzuya bağlı. Bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Afiyetle yiyin. Tadı çok güzel. Emin olun çok beğeneceksiniz. Mutlaka deneyin. Ve bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna mutlaka basın arkadaşlar. Mutlaka basın. Değil mi başkanım? Evet sevgili arkadaşlar. Bizim amacımız burada herhangi bir şekilde kimseye bilgiçlik yapmak değil. Asla. Beraber eğlenmek, aynen, sohbet yapmak, bildiklerimizi, evet, göstermek, bilmediklerimizi de sizlerden öğrenmek. Ama daha geniş bir dostluk, daha geniş bir çevre, daha geniş bir camiaya ulaşmak için sevgili Şaşkın Şefim'in dediği gibi, evet, abone olun, beğenin ve lütfen paylaşın. Mutlaka. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.